Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan. Bugün sizlerle birlikte hemen Osman'la aramızda görmüş olduğunuz Renault Captur'u inceliyoruz. Yeni nesil Renault Captur teste geldi Osman. Evet, yeni nesilde bayağı bir değişikliğe uğramış aslında. Benim en çok hoşuma giden değişiklik arka tarafta. Yani ön taraftan bakıldığında klasik Megane çizgilerine yerleşmiş. Şu biliyorsun yeni nesilde şu C şeklinde bir gündüz farları var. Bunlar yine Captur'a da yansımış. Şu kaput tasarım benim çok hoşuma gitti. Şu çıkıntılar falan gayet güzel olmuş. Yani o sadelikten kurtulmuş. Biraz daha böyle sportif bir hava verilmiş yeni nesilde. Yine şuradaki şu alüminyumlar gerçekten güzel ve yakışıklı göstermiş arabayı diyebiliriz. Bu arada ben bir şey ekleme yapayım. Önceki nesil Captur'da biraz daha feminen bir tasarım vardı. Evet. Burada biraz daha böyle maskülen, erkeksi bir tasarım anlayışı gelmiş. Zaten Clio'dan da alışık olduğumuz ve bizim daha önce incelediğimiz Renault Clio'da da benzer bir ön panjur, ön panel, ön far sistemi vardı. LED farlar gelmiş. Evet. Hemen onu söyleyelim. Burada bir de herkesin belki dikkatini çekmez ama şu üst çift renk aldığınızda arkadaşlar, üst renkte şu görmüş olduğunuz marşpiyerin rengi de aynı oluyor. Çünkü içeride de bu rengin farklı varyasyonları da var. Koltuklarda var, kapı kollarında evet, da var. Yani bu çift renk seçeneğiyle aldığınızda içerideki renkler de hem arabanın dışında ki yan tarafta da var bu arada. Evet, aynı beyaz renk. Hem tavanda var hem önde var. Aynı şekilde iç kısımda da tasarım olarak görülüyor arkadaşlar. Şimdi ön taraftan başlayalım tasarıma. Az önce bahsettik. Gündüz farları C şeklinde bir gündüz farımız var veya ters U da diyebiliriz buna. U şeklinde de olabilir, C şeklinde olabilir. Gündüz farları var. Farlarımız LED bu arada. Onu da söylemiş olalım. Bu havalandırma ızgaraları benzer şekilde Clio'da da vardı. Captur'da da gelmiş. Daha şişik ve daha büyük bir tasarım var burada. Algılayıcıları görüyorsunuz. Aracın hem önünde hem arkasında park için yardımcı olacak algılayıcılarımız mevcut. Bu arada bu araçta 360 derece kamera da var. Yan tarafa gelecek olursak lastiklere bakalım isterseniz. Lastiklerimiz 215, 55, 18 özel jant, elmas kesim dedikleri jantlar var burada. Onu baştan söyleyelim. Yani özel bir pakette aldığınız zaman bu şekilde geliyor. Biliyorsunuz standart pakette bulunmuyor. Az önce bahsettiğimiz bu çift renk tasarımı bakın şurada da var. B sütununun tarafında da görülüyor. Yine sinyallerin üzerinde de var ve yine alt kısımda da çizgi şeklinde o tercih ettiğiniz renge göre değişen bir tasarım anlayışı dış tarafta da devam ediyor. Önler disk bu arada, arkalar kampana. Bu bazen eleştiriliyor. Hani kampana kötüdür diye anlamayın ama hani arkalar disk olsa daha bir güven veriyor. Sanki bana öyle geliyor en azından ama yoksa fren mesafesiyle ilgili falan bir sıkıntı olmadığını söyleyeyim. Anahtarsız çalıştırma sistemi var aracımızda. Kapının yanına yaklaştığınız andan itibaren anahtar cebinizdeyse otomatik olarak kapılar açılıyor. Katlanabilir aynamız var. Kör nokta görüş sistemimiz var. Yani yanınızdan bir araç geçtiği zaman trafikte size aynanın üzerinde işaret olarak gösteriyor. Aynalarda sinyallerimiz var. Hemen şu yan tarafta. Depo kapağına da gelelim. Şöyle standart bir depo kapağımız var. Aracımız benzinli. Benzinli zaten 2020 modellerde dizel vardı bu arada ama 2021 modellerde şimdilik dizel seçenek yok. 1.3 cc'lik, 1.3 litrelik daha doğrusu bir motor bizleri karşılamış oluyor burada. Evet, gelelim otomobilimizin, daha doğrusu B segment SUV modelimizin arka kısmına. Aslında arka kısımda çok daha radikal değişikliklere gidilmiş. Hemen şu stop lambalarını göstermek istiyorum sizlere. Burada yine bir C şeklinde stop lambalarımız bizleri karşılıyor. Gerçekten bu tasarımın çok radikal ve iddialı olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle bir önceki nesil Captur'a baktığımız zaman büyük bir fark olduğunu görüyoruz arada. Alt kısma baktığımızda yine ön marşpiyerdeki hemen görüyorsunuz o beyaz hat burada da mevcut. Ayrıyetten yine bakın sensörler buralara yerleştirilmiş. Yani aşağıda bir cisim de olsa bunları rahat bir şekilde algılayabiliyor. Kamera ise arkadaşlar diğer Renault modellerinde olduğu gibi yine logomuzun tam ortasında yer alıyor. Burada tabii asıl merak edilen unsurlardan bir tanesi de bagaj hacminin ne kadar olduğu. Hemen dilerseniz şöyle kapağımızı açalım, bagajımızı. Gördüğünüz gibi burada bir tahtamız mevcut. Bunu neredeyse hani yükleme eşiğiyle aynı seviyeye getirebiliyoruz. Fakat bu hareketli arkadaşlar. Bunu alıp şöyle gördüğünüz gibi daha derine yerleştirebilirsiniz dilerseniz. Yani şu kadar bir derinlik mevcut bagajımızda. Şöyle ben bunu isterseniz şöyle koyayım. Siz de görmüş olun. Evet, şu şekilde de rahatça
yerleştirebiliyorsunuz. Dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Dilerseniz bunu şöyle yukarıya alıp aşağıdaki kısmı böyle bunu sıfırlayarak şuraya koyalım. Evet. Aşağıdaki kısmı şöyle kullanmanız da mümkün. Buraya farklı bir şeyler koyup bunu şöyle üstüne koyabilirsiniz. Böyle bir opsiyon da sunmuş Renault bizlere. Bagajda düğme vesaire yok arkadaşlar. Elimizi açıp elimizle kapatıyoruz. Şöyle hop kapatalım. Gayet rahat bir şekilde kapanıyor. Evet, otomobilimizin arka kısmı bu şekilde. Şimdi dilerseniz arka tarafta bizlere nasıl bir yaşam alanı sunuyor, buna bakalım. Evet arkadaşlar, geldik aracın yani Captur'un arka tarafındaki yaşam alanımıza. Şimdi arka taraf, şöyle söyleyeyim, Osman birazcık dar buldu ama eğer koltukları hani çok arkaya doğru ittirmezseniz aslında fena olmayan bir alan bizleri karşılıyor. Daha doğrusu sınıfının standardında, yani B SUV dediğimiz araçların standardında bir alan bizleri karşılıyor. Koltuklar güzel. Deri benzeri bir malzeme var ve kumaş karışık bir şekilde üretilmiş. Arka tarafta şöyle güzellikler de var. Bir havalandırma kanalımız mevcut. Hemen güzel bir havalandırma kanalı var ki burada kolçak dayamanın altına konumlandırılmış. İki tane USB çıkışımız var. Telefon, tablet, bilgisayar, şu bu. İşte artık ne var? Şarj etmek istiyorsanız buradan şarj edebilirsiniz. Bir de çakmak girişimiz mevcut. Öte yandan şunu da söyleyeyim. Şaft tüneline baktığımızda şaft tüneli yaklaşık bir karış genişliğinde. Çok yüksek mi? Çok yüksek değil. 4 parmak yüksekliğinde filan bir şaft tüneli var. Şimdi arkaya oturdum ben. 1.75 boyundayım ben arkadaşlar. Ve şu anda yukarıyı görüyorsunuz. Yaklaşık 3 parmaklık bir mesafe şu anda benim kafamın üstünde yer alıyor. Ortaya oturanlar için, bu arada ortada bir şey yok, kol dayama falan yok. Ortaya oturanlar için şöyle bir simülasyon da yapayım. Uzun yolda çok rahat olmayabilir. Onu açık söyleyelim. Ama uzun yol yapılır mı? Ortadakiler için de yapılır. Bu arada koltukların enteresan bir özelliği var. Şimdi onu göstereceğim size. Fakat şöyle yerimi değiştirmem lazım. Koltuklar öne ve arkaya doğru hareket edebiliyorlar. Bu sayede eğer arkada çok iri yarı birisi değilse, bir çocuk oturuyorsa ya da kimse oturmuyorsa koltukları öne çekerek siz yaşam alanınızı arttırabiliyorsunuz. Şimdi onu göstereyim size. Şöyle çıkayım arabadan tekrar. Bagajın alanını bu sayede, şurada bir kol var. Bu kolu tutup geriye doğru çektiğiniz zaman bakın koltuk bu şekilde gelmiş oldu ve şöyle söyleyeyim, yaklaşık bir karışlık bir mesafe elde ediyorsunuz. Yani bagaj alanında bir karışlık bir büyük bir alan oluşmuş oluyor ve bu da bagajın şeyinde hacmini de arttırmış oluyorsunuz. Tabi koltuklar asimetrik olarak yatıyor zaten. Isofix'i şusu busu zaten var. Bence bu öne doğru arkaya doğru gelme meselesi, şöyle göstereyim bir daha. Bence çok başarılı olmuş. Evet, aracın içine geçtik. Özgür Çetin, hemen değerlendirmelerimize başlayalım. Ne var, ne yok? Bu pakette neler dahil? Bu paketin fiyatı nedir? Bizi biraz bilgilendir. Şimdi bizim paketimiz bu Touch paketi diye geçiyor. Çünkü şöyle bir durum var. Bu 2020 modelmiş, ben konuştum Renault'daki arkadaşlarla. 2021 modelin henüz ikon paketi yok. Biz şu anda 2020 modelin ikonunu kullanıyoruz ama eğer almak isterseniz 2021'de şu an ikon daha gelmemiş ama gelecek. Bunda bu ikon paket değil mi? İkon paket ama 2020 model. Heh. Şimdi 3 motor seçeneği var aslında. 1.3 motor süreyi hepsi ama bu araçlarda beygir farkı oluyor. Birisi 130 beygir, 140 beygir ve 155 beygir olmak üzere 3 tane farklı motor seçeneğimiz var. 7 ileri vites şanzımanımız var. Bunda 2020 modellerde dizel de var. 2021'lerde dizel yok. Bunu belirtmiş olalım. Paket olarak da şimdi ben notlarımı almıştım. O notlardan da söyleyeyim. Osman'cığım, bu
aracımızda neler var. Bunun üzerinde şimdi biliyorsun bir o Joy, Touch ve Icon paketleri var. Üzerine evet. bir de işte sürüş paketi, teknoloji paketi falan gibi. Onlar da eklenmiş ekstra olarak. Hepsi var bunda. Şimdi bunda ne var? 10 inçlik dijital sürücü ekranımız var zaten. Bu ikonda geliyor mu yoksa artı bir opsiyon mu? Bu artı opsiyon olarak geliyor. İkonda gelmiyor. İkonda bu yok yani. 9.3 inçlik geliyor ikonda. Ondan sonra ne var? Navigasyon eğlence sistemi dediği 9.3 inçlik. Onu da isterseniz paket olarak alabiliyorsunuz. Öyle bir opsiyonumuz da var. 18 inçlik elmas kesim alüminyum alaşım jantlar var. Şu anda bizim aracımızdaki üzerindekiler. Gösterdik zaten. Evet. Metalik renk seçeneği var bunun üzerinde. Bunda yalnız şimdi şöyle Captur'da aracı özelleştirebiliyorsunuz. Mesela şimdi bunu fark ettiysen bunda bir mavi ve gri renk evet. tonlarında alabiliyoruz. Onun işte turuncu olanı var, işte turuncu siyah var. Farklı farklı renk çift böyle, renk olarak çift renk kombinasyonları var. Bu şimdi beyaz olduğu için bunda cam tavan yok. Ama istersen cam tavanla da alabiliyorsun bu aracı. O da farklı bir opsiyon. O da farklı bir opsiyon, aynen öyle. Bunda yok yalnız. Mesela o opsiyonların fiyatını da söyleyeyim. Elektrikli açılır cam tavan diye 13.500 lira. Bunun üzerine bir 13.500 lira daha koymak gerekiyor. İşte evet. sürüş destek paketi var, otomatik park sistemi var. Hani dedik ya. Bunda var onlar zaten. Bunda var. Hani çok lazım mı mesela bence? Of, bu ne çukur ya. Allah. Uçurumdan geçtik. Uçurumdan geçtik, evet. Otomatik işte park sistemi var. 360 derece kamera var. Bunların hepsi opsiyon olarak geçiyor. Bu teknoloji paketin içinde. Peki bu kamerayla park sistemi aynı pakette mi? Bildiğim kadarıyla öyle. Evet. Bildiğim kadarıyla mesela öyle. Mesela 360 kamera çok güzel. Bu araçta hatta benim en çok hoşuma giden detaylardan yukarıdan biriydi. Yukarıdan görülmüş aynen gibi. Aynen öyle. Sanki arabayı yukarıdan biri çekiyormuş gibi bir hissiyat veriyor. Gerçekten çok hoşuma gitti benim. Ama bu park olayı hani sadece bu otomobil için söylemiyorum. Diğer araçlarda da benim şahsi görüşüm bu. Gereksiz bir teknoloji gibi geliyor bana. Çünkü hani çok dar bir yere park edemiyor mesela. Senin park edebileceğin bir yere de park edemiyor hatta. Evet. Biraz geniş bir alan olması lazım. Ve benim düşüncem zaten bu aracın park ettiği yere iyi kötü herkes bir şekilde girer yani. Ya bir de o park olayı çok pratik değil. Hani biliyorsun sağa çevir diyor, sola çevir diyor, gaza bas diyor, frene bas diyor. Tam direksiyonu sen bırakıyorsun ama işte sinyal ver diyor önce, ondan sonra gaza bas diyor, sonra frene bas diyor filan. Hani arkanda birisi varsa bayağı kulaklarını çınlatır, öyle söyleyeyim. Hani yani en önce gireceğin yere doğru sinyal ver diyor. Gireceğin yere doğru sinyal veriyorsun. Sonra vitesi geriye tak diyor mesela. Geriye takıyorsun. Bir hamlede giremediyse diyor ki şimdi ileri tak, ileri takıyorsun. Bir daha geri takıyorsun vesaire. Yani çok da böyle pratik bir şey değil, bana göre. Aynı fikirdeyim. Şimdi ben biraz teknolojilerden bahsedeyim Osman. Trafik işaretleri tanıma sistemi var. Zaten şu anda evet. dijital kadran olduğu için orada da görüyoruz. Aşırı hız önleme sistemimiz var. Kablosuz şarj var. Hatta biz onu burada zannetmiştik ama biliyorsun alt kattaymış. Ya. İki katlı böyle bu. Şu orta konsol iki katlı. O kısım da hoşuma gitti benim mesela. Çok böyle diğer araçlarda görmeye alışık olmadığımız bir şey. Benim hoşuma gitti o. Mesela şurayı biraz yüksek yapmışlar. Şu kısım biraz daha aşağıda. Bence hoş olmuş yani, güzel. Bir de bu çift renk opsiyonunu da aldığımızda mesela aracın dışındaki olan gri renk, mesela biz de mavi gri aldık ya, iç kısımda da bu hem koltuklarda hem bu konsolun işte kapı içlerinde ön tarafta bu çift katlı dediğimiz orta konsolda filan da bu farklı gri rengi de görmüş oluyoruz. F1 tarzı vites kumandamız var. Evet, 7 ileri vites. Artı ve eksi şeklinde kullanabiliyoruz. Çok lazım mı? Yani kimisi belki seviyordur. Seviyor. Evet, aynen. Bu kişisel bir durum, açık söylemek gerekirse. Ön arka park sensörü var. Bence artık olmalı zaten. Otomatik katlanan yan aynalarımız var. Zaten o da bence olmalı. Ya olmalı ama çoğu arabada yok. Şimdi sadece Renault için de demiyorum. Bakıyorsun bugün Mercedes'in yeni kasa serilerinde bile o opsiyonel geliyor mesela. Ya Mercedes her şeyi opsiyonel koyuyor da bence mesela bu böyle daha harcı alem otomobillerde olmalı diye düşünüyorum. Başka ne var? Hız ayarı ve sınırlayıcısı var. Yani teknoloji olarak. O mesela tüm otomobillerde hemen hemen bas bir özellik olarak geliyor. Acil fren destek sistemimiz var. Eller serbest park sistemin olduğunu söyledik. Anahtarsız giriş sistemi var. Anahtarımız da çok şirin. Şöyle göstereyim. Bunu da detaylarda da gösteririz. Clio'da da var zaten benzeri, biliyorsunuz. Aynı hatta anahtar. Şimdi Dacia'ya da geldi. Dacia evet. Sender'ı inceledik. Onda da bu sistemimiz mevcuttu. Onu da belirtmiş olalım. Şimdi ışık yanıyor. Burada polisler de bir kontrol yapıyor, çevirme yapıyorlar. Biz de devam edelim. Şimdi şey olarak, motor olarak biraz bahsedeyim ben. 1.3 dediğimiz TCE-EDC 140 beygirlik sürümü kullandığımızı söylemiştik ama 130 ve 155 olmak üzere iki farklı sürüm de var ama bence bu iyi yani. Yani motor kaldırıyor. Değil mi? Yani, evet gidiyor yani. Baktığın gidiyor yani. Zaman sıkıntı gidiyor. Yok. Onda hiç problem yok.
Torku 260 Nm bu arada bu aracın, onu söyleyelim. Ortalama yakıt tüketimi de fabrika verisine göre 5.4 litreymiş ama biz mesela ben 6.5-6.7 falandı. Biraz daha artmış, 7.6 olmuş. Biz mesela 7.6 yani yoğun trafikte falan da kullandık. Evet. 7.6 aldık ama bu yaklaşık 150 km falan oldu. Bence normal yani İstanbul trafiğinde normal. Aynen, benzinli bir araç için bence normal. Hani normal. Dizel bir araç için bile normal. Yani bende şu anda mesela dizel var biliyorsun. Evet. Onda bile hani şehir içinde ortalama 7.5-7.6'yı görüyor rahat bir şekilde. Şimdi teknolojilerden bahsettik ya. Biz malum teknoloji kanalıyız arkadaşlar. Teknoloji oku olarak. Benim eleştireceğim bir taraf var teknolojisiyle ilgili. Şimdi bu araçta şerit takip sistemi var. Evet. Kör nokta uyarı sistemi var hani güvenlik anlamında, evet. Çok güzel. Ani frenleme falan var. Ani frenleme var, cruise kontrol var fakat adaptif cruise kontrol yok. Neden yok? Şöyle söyleyeyim, mesela ben İngiltere sitesine baktım şeyin, Renault'un, orada var. Opsiyon olarak alabiliyorsun istersen. Muhtemelen benim şahsi fikrim, seninle de konuştuk zaten bunu biliyorum. Vergiden ötürü. Vergi diliminde uçuyor muhtemelen. %50 de değil şu anda bu araç. Şu anda da değil. Evet, bu donanımla değil ama muhtemelen onu da aldığın zaman belki 420 bin liraya falan gelecek araba. Yani bizim şu paket 380 bin lira civarında bir fiyatı var şu anda. Hani onları da koyduğumuz zaman belki çok daha yükseleceği için Türkiye'ye getirmemiş Renault. Onu söylemiş olalım. Bence olsa güzel olur çünkü rakiplerde mesela Ford Puma da var biliyorsun, onu da incelemiştik biz. Hatta yukarıdan da linkini de koyarız, oradan da arkadaşlar merak edenler o videomuzu da görebilir, onu da seninle beraber inceledik. İç mekan nasıl buldun? Ben iç mekanlarına sen bahsettin. Şimdi ondan bahsedelim. Şimdi iç mekanda genellikle pek çok sürücü buna bakıyor, şu yumuşak mı dokular falan diye. Şuralar yumuşak mesela, hani çok sert değil. Evet. Direksiyon falan güzel. Şu iç kaplamalar vesaire hoşuma gitti. Sadece şu kapı kolunun çok sert plastik olması biraz beni hani düşündürdü. 380 bin liralık araba alıyorsun sonuçta. Burası böyle mi olmalıydı? Dacia kolu gibi biraz. Beni biraz düşündürdü açıkçası. Ama ben şunu beğendim mesela. Belli bir mesafeden aşağısı da mesela şimdi şu üst kısım zaten tamam yumuşak. Evet. Bir de alt kısım da yumuşak. Alt kısım da yumuşak. Onları zaten daha aşağı indiği zaman sert plastik olmuş oluyor. Ya tamam, o kadar aşağıya zaten kimse bakmaz ya. Onlar sıkıntı değil. Şuralara bakılır. Hani şu tutma kolu belki diyorum ya, bu tutma kolu bir tık daha şey olabilir. Evet, bu birazcık sert. Yani onun dışında beğendim. Hani iç tasarımı vesaire, şurası piano bilek gitmesi vesaire. Şu renk güzel bunlar. Kapının içlerinde de var. Şu ekran biraz böyle hani emanet gibi durması. Sanki tablet almışlar da sonradan yapıştırmışlar gibi duruyor. Yani şu konsola yapışık olsaydı bir tık daha güzel olabilir miydi? Evet, güzel olabilirdi bence. Mesela şimdi arkadaşlar da izleyenler de görüyordur şurada sanki. Birisi tablet koymuş gibi ama hayır, bu ekranın kendi ekranı yani. Evet. Bunu biraz daha böyle hani evet tasarım için. Bilmiyorum, biraz daha ya da böyle aşağıya koyup bilmiyorum, biraz bana hani dışta duruyor gibi geliyor. Özellikle şuradan bakınca şöyle hani burası bayağı bir arka planda kalıyor ya. Sonradan takılmış gibi. Aynen öyle. Ama şu tuş takımı güzel. Hani bu tuş takımı klima, güzel. Klimaların üstü. Zaten bu tuş takımı son dönemde diğer üreticilerde de popüler olmaya başladı. Peugeot'da da var. Bir aynı grup aynen biliyorsun. Öyle. Peugeot'da da bunları aynısı, kullanıyor. Birebir aynısı var. Biraz daha modern bir tasarım çizgisi var bu araçta. Yani tasarım çizgisi olarak şimdiyi yakalamış mı? Evet, yakalamış. Zaten HLED ekran vesaire, dijital gösterge panelleri. Gayet güzel. Kadran ayarlanabiliyor. Dijital bir kadranımız var şeyde. Oradaki dashboard'taki direkt sport moda geçtiğinde vesaire hemen kadran değişiyor. İşte eco'ya geçtiğinde yeşilleniyor falan. Evet. Örneğin sport moda geçtiğinde devir göstergesi geliyor ama eco'da devir göstergesi yok mesela. Dikkat etmişsindir belki. Ettim. Eco'da hiç devir göstergesi falan yok. Koymamışlar. Böyle sporta bir ayarlamaya direkt devir geliyor hani böyle değil. Aynen öyle. Spora gelince mesela kocaman, direkt devir göstergesi geliyor kocaman. Hani spor moda aldığında devirli bir şekilde yapıştır abi yapıştır diyor. Git diyor. O açıdan güzel. Bir de şu hoşuma gitti benim bu araçta. Birçok şeyi ayarlayabiliyorsun. Örneğin işte kör nokta kapatabiliyorsun. Ya da aktif fren mesela, mesafeni vesaire yapabiliyorsun. Ölçümlendirebiliyorsun. Aynen abi. Ölçümlendirebiliyorsun. Bu mesela biliyorsun her tarafında sensör var. O sensörler biraz hassas. Yani çok yakın geçmesen bile öyle bir ötüyor ki lan sürtüyorum galiba diyorsun. Bakıyorsun yarım metre var da. Bir de ben şunu söyleyeceğim. Sen de söyledin onu. Ben de biraz kullanınca onu fark ettim. Araç mesela bu otomatik şeyi var. İşte elektronik park freni var. Otomatik işte var. Kavrama tutma hikayesi var ya şeylerde. Auto hold. Şimdi auto hold'da şöyle bir sorun var. Gaza bastığın zaman böyle bir yarım saniye falan bekliyor araba sanki ilk kalktığında.
Onu hissettin. Sen de söylemiştin bana. Park frenini de bırakmıyor hemen. Evet, yani. Evet. O da biraz. Bazı araçlarda mesela D'yi alırsın. Gazı daha dokunurken park frenini bırakır gider. Bunda biraz tutuyor aracı. Sonra bırakıyor. Sonra böyle. Bırakıyor. O da biraz böyle öne atılmasına neden oluyor yani. Evet. Orada birazcık hani alışmak gerekiyor. Kötü bir evet. şey değil bu belki ama. Ya alışkanlık tabii. Alışmak gerekiyor sanki. Bana o biraz garip geldi. Yoksa hani şu sorun şu değil bu arada. Gazın tepkisinde bir sorun yok. Gaz tepkiyi veriyor. Özellikle mesela vites aralığında. Fren geç. Şey el freni biraz geç bırakıyor. Otomatik el freni var. Elektronik yani. Böyle hani artık şey de gidiyor. Cem Yılmaz diyor ya. Aç cama aç. O bitti zaten. Şimdi artık el freni de yok. Cart diye sesi duyamayacağız. Geçen Ranger'ı incelemiştik ya, onunla var şöyle çekiyordu ama. Bu arada araç 2020 model olduğu için biliyorsunuz 2020 modelden itibaren artık SOS sistemi standart olarak geldi. Bu araçta da bulunuyor. Hemen bir SOS sistemi var. Ne işe yarıyor belki aramızda bilmeyenler vardır. Araç bir kaza yaptığı zaman Allah korusun. Diyelim ki siz o anda bir bayıldınız, bir hasar aldınız, bir zarar gördünüz, kımıldayacak bir konumda değilsiniz. Araç konumunuzu 112'ye otomatik olarak bildiriyor ve gelip sizi buluyorlar. Çünkü bu çok iyi bir teknoloji bence. Bundan bir 2-3 ay önce Kartaltepe'de bir doktor bu şekilde aracıyla bir menfeze düşüyor. Ve kimse de bulamadığı için adam bulunana kadar da ne yazık ki öldü. Allah rahmet eylesin buradan. Yani öyle bir teknoloji olsaydı otomatik olarak araç devrildiğinde konumunu gönderiyor. En azından hızlı bir şekilde bulunurdu mesela. Bu tarz teknolojiler bence çok önemli. Bu arabada da bulunuyor. Zaten artık 2020 modellerin hepsinde itibaren hepsinde standart olarak bulunan bir özellik bu. Evet, o sistemin olması güzel gerçekten. Aktif mi acaba onu bilmiyoruz. Denemeyelim şu anda. SOS tuşu var çünkü burada basarsak bir şey olur mu? Ya elimiz çarptı deriz. Elimiz çarptı deriz. Evet, o bir şey olmaz herhalde diye tahmin ediyorum. Ya aktifleştirmek de gerekebilir belki. Belki de biz şu anda bir de multimedya tarafında ben biraz değinmek istediğim konular var. Şu güzel, çeşitli profiller var arkadaşlar. Atıyorum arabayı eşiniz kullanabilir, siz kullanabilirsiniz, belki çocuğunuz kullanabilir vesaire. Aynı oyun konsollarında olduğu gibi profiller var. Bu profilleri seçtiğiniz anda araba kendini o profile göre hemen ayarlıyor. İşte atıyorum siz mesela sport modda kullanıyorsunuzdur. Kendi telefonunuz kayıtlıdır vesaire vesaire. Kendi profilinizi seçtiğiniz anda otomobil kendini ona göre dizayn ediyor. Hemen spor modu alıyor. İşte senin telefonun orada birinci öncelikli yapıyor. Radyo kanallarını ona göre ayarlıyor vesaire. Aynı şekilde eşiniz kendi modunu seçtiğinde bu sefer ne yapıyor? Eşinizin seçtiği profile göre kendini ayarlıyor. Bu bence güzel bir özellik. Yani sanki herkese özel bir araç gibi. Şey de enteresan bir özelliği var. Ben hatta bir sıkıntı var sandım arabada biliyorsun. Şimdi sen söyleyince fark ettim. Şimdi ön koltuklarda, yolcu koltuğunda biliyorsun şey var. Birisi oturup emniyet kemeri takmadığı zaman uyarı yapıyor. Bütün arabalarda var yıllardır. Bu araçta arkadaşlar arka koltukta da var. Evet. Mesela ben çanta koymuştum arka koltuğa. Birinin oturduğunu düşündüğü için sürekli ötmeye başladı. Ben de bakıyorum Allah Allah falan filan. Buradan şu aynanın alt kısmında bir uyarı ışığı var. O sürekli yanarak diyor ki emniyet kemeri takılmadı uyarısı. Ya zaten diyor. Benim şahsi görüşüm arka taraftakilerin takması daha kesinlikle önemli. Kesinlikle. Şöyle bir durum var çünkü orada. Hani bunu pek çok kimse bilmiyor ama arka tarafta atıyorum ben 70'le çok hızlı da gitmeyeyim yani 60'la gidip bir duvara çarptığımda ani yani 70'ten direkt sıfıra düştüğünde arka taraftaki kişi direkt olarak bu koltuğa yapışıyor benim oturduğum ve koltuk şöyle iki büklüm oluyor benim oturduğum koltuk. Bu da benim ölümümle sonuçlanıyor. Hatta belki arkadakine bir şey olmuyor ama ben çıkmış oluyorum yani. Bir arkadaşım başına böyle bir kaza geldi, felç geçirdi. Kız arka koltukta oturuyormuş araçta. Bir araba gelip çarpıyor ona. Öndekine hiçbir şey olmuyor ama arkadaki emniyet kemeri takılı olmadığı için çok ciddi bir zarar görmüştü. Oluyor yani. Takılması çok önemli. Mutlaka takın. Bence arka bence de takılması lazım. Onun haricinde eleştireceğim bir nokta var. Heh. O da arka tarafın biraz dar olması. Dar mı diyorsun? Ya bana küçük geldi. Hani bunu daha önce Puma'da da söylemiştik ya. SUV deyince insanın aklına biraz daha geniş bir araç geliyor. Tamam B segment bir SUV eyvallah ama ya Clio'dan da bir tık daha geniş olması lazımdı diye düşünüyorum. Ben zaten hani sen az önce arka tarafa da bindin gösterdin mesafeleri falan. Bir tık daha geniş olsa bence daha güzel olabilirmiş. Ya aslında tabii burada şu var Osman. Arka taraftaki yaşam alanı. Bunlar şimdi hani BSU dediğin şey BSU mu gerçekten falan tartışılan bir konu biliyorsun sektörde de. Hani BSU olmaz bunlar sadece bu mesela bu model için söyleyebilirim. Yerden yüksek bir
Clio diyenler de var. Açık söylemek gerekirse. Ya şimdi satıcı BSU dediği için biz de BSU diyoruz. Yani. Evet. Şimdi baktığın zaman Volkswagen, Tiroc'a ne diyor mesela? BSU diyor. Biz de BSU diyoruz. Puma'ya ne diyor? BSU diyor. İşte Dacia'nın Sandero Stepway geldi yeni. BSU diye söylüyor. Hatta daha da iddialı bir şekilde SUV yeniden tanımlandı vesaire falan dediler. Evet, yani. SUV diyorlar. Biz de SUV diyelim yani. Şimdi yoksa bilimsel açıklamasına girersek işte yok şöyle olmalı böyle olmalı. B değil de C'dir de falan. Gitmeli. Evet. Tabii. Yani. Bir de arka taraf sen beğenmedin yaşam alanı ama arkada ilginç sürprizler var. İki tane USB çıkışı var. Bak onlar güzel. Zaten biraz absürtlük orada. Yani o kadar donatıyorsun orayı. Havalandırma kanalı koyuyorsun. Bir tane çakmak girişi var. Çakmak girişi koyuyorsun. İki tane USB koyuyorsun ama orayı daracık yapıyorsun. Bir de koltuklar, arka koltuklar öne arkaya doğru komple hareket edebiliyor. O da güzel. Hoşuma gitti benim. Ha, bak o çoğu arabada olmayan bir özellik. Ben onu gördüğümde şaşırdım. Dedim. Bagaj hacmini arttırmış oluyorsun. Mesela arkada birisi oturmuyorsa ya da işte çok hani küçük bir çocuk koyduğunuz oturuyor diyelim arkada. Ona fazla bir yer ihtiyacı yoksa. Ha, sıfırlayabiliyorsun. Sıfırlayabiliyorsun arka koltukları, ön koltukları. Bagaj hacmini de böylece arttırmış oluyorsun. Bu arada bagajdan zaten değindik onu. Bagajı çok anlatmayacağım şimdi. Bagajda çift kademeli olması hoşuma gitti benim. Evet, sıfırlayabiliyorsun orayı hemen hemen. Giriş seviyesini sıfırlıyorsun kapağı. O güzel olmuş. Saklama alanlarından biraz bahsedelim. Hem saklama alanları beni tatmin etti. Güzel. Bak, bu arabada beni tatmin eden noktalardan birisi de oydu. Kapı kollarında vesaire. Ayrıyeten şu dedik yani alt kısım bayağı bir yer var. Üst katlar. Şurada bardak koymaları yer koymuşlar. Burası yine geniş. Kolçak var. Kolçak. Aynen. Bak bir de burası o kadar geniş ki mesela biz dedik ki acaba kablosuz şarjı buraya mı koydular? Yok, alta koymuşlar. Alt kattaymış. Bu arada merak edenler için söyleyelim. Süspansiyonlar çok sert değil. Ama çok yumuşak da değil. Hani böyle hiç hissetmiyor değilsiniz. Hissediyorsunuz ama çok fazla rahatsız etmiyorsunuz. Tıngır tıngır gitmiyorsunuz yani. Biraz zaten yerden yüksek arabalarda bu süspansiyon olayı biraz problemli gibi. Hani yere yakın arabalara göre. Dolayısıyla bu araçta da aynı durum söz konusu diyebiliriz. Biraz basalım mı Özgür Çetin? Şöyle birazcık sport moda alalım aracımızı. Ha, ne dersin? Korkar mısın? Şuradan, yani korkarım burada. Şuradan bir tuşla. O tuşlu değil ama o biliyorsun Osman'cım o. MySense tuşu işte. MySense buradan tuşu, da Sporat'a evet. Gireceğiz. Ve şurada hemen Kadran Hanım geldi. Kırmızı kardan Kadran geldi. Devasa Kadran geldi. Şöyle bir çok diyelim bakalım. Oo, çok iyi. Hızlanması fena değil. Çok iyi. 260 Nm yani hakkını veriyor. 7 ileri otomatik şanzıman zaten. Bak bir de şeyi bile ayarlayabiliyorsun. Şimdi direksiyon titreyince aklıma geldi. Mesela şeritten çıktığın anda direksiyonun ne kadar titremesini bile onu bile ayarlayabiliyorsun. Veya tamamen farklı, kapatabiliyorsun. Yani kapatabiliyorsun da. Hani o kapatıp açma zaten diğer otomobillerde de az çok var. Ama bunda titreşim ayarına bile koymuşlar. Bunda sol tarafta tuş da var. Evet. Sol tarafta bir tane tuş yapmışlar. Onu direkt şeritte şeyi kapatabiliyorsun. İşte ben de diyorum ki bu kadar teknoloji varken bir de adaptif cruise control var. Koy al sana Level 2 dediğimiz seviye 2 otonom araç olsun Captur. Niye yapmamışlar? İşte bu vergiler. Ya bence devlet bu vergiye yatsın be Osman. Yani neden? Şundan keşke. Dolayı söylüyorum bak. Eski arabalar kullanıyoruz. Bunlar güvenli değil. Ya bir SOS sistemi olsun, airbag olsun, 6 tane olsun, 8 tane olsun. Bunlar hep nedir biliyor musun? Yani güvenliktir bunlar yani. Güvenlik, evet. Yani Türk insanı bunlardan mahrum kalmamalı diye düşünüyorum ben ya. Yani, onu biz de düşünüyoruz da bizim düşünmemize çok bir şey olmuyor işte. Devletimize yapsın bu keşke, işleri. Keşke bizim düşünmemiz olsaydı ama. Çünkü vergilendirme sistemi aynen mesela telefonda da aynı sorun var. Yani 1000 liralık telefonu bizde 3000 lira. 100.000 liralık araba bizde 300 bin lira. Yani yurt dışındaki yani, fiyatı söylüyorum. Tamam oradaki fiyatta gelsin de demiyorum. Tamam eyvallah. Onda da gözümüz yok. Onda da gözümüz yok. Evet yani tamam devletimiz de kazansın. Ama yani bu kadar vergiyle. Tamam da yani arabayı yapanlarla fazla işte, kazanmasın. Geçen konuşuyorduk arkadaşlarla. Yani Renault bu kadar kazanmıyor ya. Adam araba verdiği halde bu kadar kazanmıyor yani. Ya bunlar işte bu Türkiye'nin biraz kanayan yaraları aslında. Yani normalde şu otomobile yani asgari ücret alan herkesin binebiliyor olması lazım. Evet. Yani çünkü otomobilin yurt dışı fiyatlarına baktığın zaman özellikle bilimsel bazda hani Euro bazında falan. Yani ya, şu araba 20 bin euro şu araba söyleyeyim ben sana. Osman, o kadar ucuz mu ya? Tabii ucuz 15 bin euro falan yani cuk falan 15 bin euro. Ben üzdün beni şimdi. İspanya'ya gittim tabelalarda şeyleri var ilanları var cuk. Cuk da aynı bu. Hadi olsun o 15 bu 20 olsun abi. İngiltere'de 22 bin pound. Hani şimdi tabii şu hesap yapılmasın arkadaşlar okuyucularımıza söyleyeyim. 22 bin pound. 22 bin çarpı 10 bin falan öyle değil yani. Öyle doğru değil o. Adamın 22 bin birimi.
Ya bu da üzüyor işte. Üzüyor, evet. Üzüyor. O yüzden buna devletimiz el atsın. Bu şekilde yani biz de güzel arabalara binelim yani. Neden kötü? Sadece testlerde değil. Evet. Günlük yaşamımızda da. Günlük yaşamımızda da güzel arabalara binelim diyoruz. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Fiyatına da gelelim. En başta belirttik ama 380 bin lira arkadaşlar bu araba. Tabii bütün paketleri vesaireleri kattım. Bir kon paket artı bir sürü işte ekstrası vesaire var. Yani bu ekstraların hangileri gereklidir, hangileri gerekli değildir, bu tabii tartışmaya açık bir konu. Ama bana biraz fazla geldi açıkçası. 380 bin lira dediğimiz zaman çünkü yelpaze çok genişliyor. Evet. Hani yelpaze çok genişlediği için de İşin içine yani şöyle sıfırda genişlemiyor da ikinci elde ya ikinci elde şöyle diyeyim uçuyor yani. Hani BMW'si, Audi'si şu onları uçuyor. Zaten alıyorsun. BMW, Audi'nin haricinde yeni kasa A serisi bile alabiliyorsun mesela o paralara. Hem de yani böyle daha 10 binde falan. Evet. Yani o yüzden 380 bin açıkçası beni biraz düşündürür bu arabayı alırken. Yani düşünürüm. Ya versem mi, vermesem mi? Evet. Alsam bence mı, bence benim kişisel fikrim bu arabanın ederi abi 200-250 bin lira olmalı. Aynen öyle. Ben hani de öyle düşünüyorum. Alınabilecek rakam bence bu olmalı. Ya tamam. Bazı şeyleri koymayı versin ya. Yani çok böyle aman aman bazı şeyler olmasa da olur bana göre. Nedir mesela? Dedik ya kendi kendine park etmez. Yani. Mesela olmasın ya. Olur o. Evet, aynı yani gibi. Kendi kendine park etsen olur, etmesen olur bu araba. Ki zaten dediğimiz gibi hani böyle çok dar yere senin zor girdiğin yere hop diye girmiyor ki. Girmiyor zaten, giremiyor. O yüzden bazı özellikler olmasa da keşke biraz fiyatı da vergiler, biraz daha düşük olsa. Biraz daha vergiler düşük olsa aslında olur yani. Abi vergileri vergiyle alakalı yani. Konuşsak da yani bir sabaha kadar konuşuruz değil mi? Yani, evet yani, o yüzden yani. Onları şimdilik konuşmayalım. Biz ama mesela Dacia Sandero Stepway kaç paraydı? 100 Şimdi bize gelen o paket kaç paraydı? 190 bin liraydı o. 190 bin liraydı. Hadi bu da olsun 260 bin lira olsun. Evet. Yani arada tamam 70 bin lira fark olsun hadi. Bu donanımına, işte Renault markasına. İşte onun olması için vergi diliminden kurtulması gerekiyor. Yoksa bu arabanın 200 bin olan sürümü de var. Ama 200 bin liralık sürüm de bunlar yok tabii takdir edersin ki. Tabii ki. 212 bin lira da öyle başlayan fiyatlarla diyor mesela web sitesinde ama işte yani yok. Bu arada mesela bazı teknolojileri aramadım değil. Senin biraz lükse kaçıyor belki ama koltuk ısıtma falan olsa mesela güzel olabilirdi. Ha aynen olabilirdi. Koltuk ısıtmayı ben aradım. Niye aradım ama biliyor musun abi? 380 bin lira olduğu için fiyatı. Heh. Bir koltuk ısıtma çekti canım. Evet. Dedim yani 380 bin liraysa bir koltuk ısıtması vardır bu otomobilin dedim ama yokmuş. Yokmuş. Koltuk değil direksiyon ısıtma bile olabilirdi yani. Ya biliyorsun Puma'da vardı. Biz Puma'da yanlış hatırlamıyorsam vardı diye hatırlıyorum ben. Ya Ranger'da vardı abi be. Ranger dersin yani. Ama şeyi yoktu. Direksiyon ısıtma yoktu ama şey vardı, koltuk ısıtma vardı. Direksiyon ısıtması Puma'da vardı eminim ona. Koltuk ısıtma da vardı. Ranger'da koltuk ısıtma da vardı ona eminim. Şimdi yani bu şey çok lüks görünebilir belki ama şu park koyacağına koltuk ısıtma bence daha iyi. Çünkü kışın özellikle sabah bindiğinizde arabaya çok güzel soğuk oluyor. Ki İstanbul'da böyle oluyor. Bunu Erzurum'daki adam da kullanacak düşünsene evet, yani. O yüzden bu bence daha önemli bir, daha öncelik verilecek bir teknoloji olabilirdi. Evet arkadaşlar, içerideki anlatacaklarımız şimdilik bu kadar. Kullandık, eğlendik Osman'la beraber. Şimdi kapanışı yapalım ve aracın dışında sizlerle buluşalım. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Renault'un B segmentindeki gayet güzel görünen SUV modeli. SUV modelini inceledik. Aslında eleştirdiğimiz noktalar vardı. Tabii bana göre olumsuz olan noktalar vardı. Sana göre pek olumsuz bir nokta yoktu herhalde. Ya abi, şöyle, fiyatı dışında benim hani beğenmediğim taraf... Aslında ben de fiyatıyla orantılı olarak düşünüyorum. Yani. Şimdi evet. 380 bin lira... Ya yakın bir rakam var. Yani... Bayağı bir rakam. Evet. Yani öyle bir rakam değil şimdi. Tabii ki. 380 artık, bin lira olunca artık bilmiyorum. Artık işte biraz şöyle düşünmek lazım. Yani bu segmentte bu para. Hani Puma'da alsan bu parayı veriyorsun zaten. Ha onda bazı teknolojiler daha fazla, daha çok var. Hani o tartışılır belki. Ama bunda onlar yok. Hani onları konuşuruz. Ama fiyata girdiğimiz zaman şu tabii aklımıza geliyor. Hani bu B-SUV gerekli midir? B-SUV mudur? SUV mudur? Falan. Yani onları tartışabiliriz. Evet. Özellikle hani sürerken falan da söyledim. Arka taraf bana dar geldi açıkçası. Tamam belki benim boyum falan fazla uzun değil ama sen atıyorum şimdi
sürerken biraz daha geri ittiriyorsun. O zaman evet, arka tarafa biraz uzun biri geldiğinde oturma mesafesi sıkıntı kalmıyor olur neredeyse. Tabii ki sıkıntı. Bu da hele uzun yolda falan baya baya bir sıkıntı olur diye düşünüyorum ben. Biraz daha geniş olsaymış arka taraf, ne bileyim. İşte bence bu çekirdek aile için ben sana söyleyeyim Osman. Bir çocuk, iki doğru anne baba, hani anne baba çocuk o şekilde güzel olur ama dediğin gibi o onu isteyen zaten hani ferahlık isteyen CSU'ya dönmek zorunda. Hani aynen öyle. Sportaş gibi araçlara yönelmesi gerekiyor. BSU'lar o hani kalabalık bir ekip veya işte iri yarı insanlar için çok mantıklı değil. Onun haricinde sürüş zevki vesaire gayet normal. Hani bastığın zaman giden bir araçtı arkadaşlar. O yönde bize bir sıkıntı çıkarmadı. Bence yakıt tüketimi de kötü değil. Biz bayağı bir zorladık falan, bastık trafiğe tabii girdik vesaire. Yine de 7,5 litrelerde falandı kaldı ki. Benzinli bir otomobil bir. Dolayısıyla otomatik vitesli bir aynen otomobil. Aynen öyle. Bir de otomatik. Ona rağmen iyi yani. Biraz daha yüksek bile çıkabilirdi. Yine normal derdik. Çünkü arkadaşlar şu anda dizel otomatikler dahi 7,5 litreyi veriyor zaten. Şey hemen içinde hemen öyle. Aynen öyle. Ha, benim beğenmediğim bir tarafı vardı. Söyledim hatta. Biliyorsun araç sürerken de. Adaptif cruise kontrol olmalıydı bence bu arabada. Çünkü her benim türlü olmazsa olmaz. Direksiyon kadar önemli. Hayır. Her türlü altyapısı var. O niye yok mesela? Onu öyle düşündüm. Yoksa hani şu neden? Ben de koltuk ısıtmayı aradım. Kış diye midir bilmiyorum ama çok evet, aradım onu. Evet, aramışsındır. Bu şekilde Renault Captur'da sizin için inceledik. Benzer bir araç incelemiştik. Puma'yı inceledik. Yine o da BSU'da geçiyor. Dacia Sandero'yu inceledik. Videonun içinde onlardan link vereceğiz zaten sizlere. Evet arkadaşlar, bu otomobille ilgili herhangi bir sorunuz varsa çekinmeden bu videonun altına yorumlarda bizlere sorabilirsiniz. Biz de elimizden geldiğince bu sorularınıza yanıt vermeye çalışacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın. Hoşçakalın.